Hocam sen diyorsun ki gençler yılanı kurtardığı için önceleri bu olaydan yıktılar. E peki o yıktılar zaman... Yıktılar demedim. Dinle bir, dinle. Dinliyorum. Bak şimdi bu 83'te kaybolan Kuytuk köylüsü Muzaffer var ya, o şu anda nerede biliyor musun? Nereden bileyim hocam, ben o konuyu ne zaman açsam sen bir celal yok. Bak şimdi bak o zaman dur dinle. Muzaffer Uç'un kabilesinden bir yılanı öldürdüğü için cinler onu da kaçırıp şeytan kefenine sarmışlar. Bu aynen doğrudur. 30 yıldır cinler aleminde hapis. Aynen öyledir. Bak bir de orada yaşanmazsan orası şeytanın mekanıdır. Cehennem azabı gibidir orası. Hocam Muzaffer'i anladık. Allah ona yardım etsin de. Benim mevzum bu 5 gence ne oldu? Dinlemeye cesaretin var mı gazeteci? Anlat hocam. Kızım öldü. Cale, şu Yusuf Hoca'yı bir ara ya. Bak bakalım ne yapmış. Abi daha yeni aradım. Telefonu çekmiyor belli ki. E ne yapacağız abi? Burada bir saat bekleyeceğiz mi böyle? Lan oğlum sen ciddi ciddi kamerayla çekim mi yapacaksın? Ha. Ya çekim yaptığın için başımıza bir şey gelirse? Lan ayı, koskoca hoca izin verdi. Sana ne oluyor? Ya cinler alemi hakkında belgesel mi yapacaksın? Ne işine yarayacak diyorum? Oğlum, Zeynep bir aydır kayıp mı? Kayıp. Polis bizi sorguya aldı mı? Aldı. Ne alaka? Oğlum Zeynep ortalarda yok. Ya başına kötü bir şey geldiyse? Lan oğlum ağzınızı ayrı açın lan! Yavrucuğum bak, gittik polise teker teker başımızdan geçen olayları anlattık. Ama olaylarla ilgili bir tane bile delilimiz yok değil mi? Evet yok. Ha işte bu kamera o işe yarayacak, anladın mı? Jeton düştü mü? Bırak abi, doğru söylüyor çocuk ya. Bırak, bu saatten sonra başımıza ne gelecek ya? Bırak çeksin. Çeksin abi. İyi, ne yaparsan yap. Cale, bırak şu adamı. Yusuf Hoca nerede? Yusuf Hoca bize daha sonra katılacak. Ne yapacağız peki? İçeriye geçelim. Orada malzemeler hazır. Malzemeler derken? Kameradan hoşlanmadıysanız ama bize hoca... Yusuf Hoca izin verdiyse sorun yok. Hadi.
Hocam, bizi buraya niye getirdiniz? Bunlar ne? Bir açıklarsanız. Buradan Azrail yokuşuna geçeceksiniz. Biz mi? Bakın, Bihruz'un kızı öldü. Onun yerine de Zeynep'i aldı. Bihruz dediğiniz cin kadın mı? Kızını öldürdüğünüz cin kadın. Zeynep Azrail yokuşunda mı? Evet. Hocam, sonuç olarak biz Zeynep'i kurtarmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bize ne yapmamız gerektiğini söyleyin yani. Lafı uzatmaya gerek yok. Azrail yokuşuna geçip Bihruz'a suçunuzun olmadığını, o küçük yılanı yanlışlıkla öldürdüğünüzü söyleyeceksiniz. Hatta yalvaracaksınız. Peki bunu neden burada yapıyoruz? Onunla temasa geçebilmek için bu izbe yere geldik. Hatta bu Yusuf Hoca'nın fikriydi. Unuttunuz mu? Bakın gençler, bu sizin tek şansınız. Çünkü sizler de artık tehlike altındasınız. Bu olaya Kulyas cinleri de dahil oldu. Kulyas cinleri derken? Cinler aleminin en tehlikeli ve görünmez kabilesidir. Bir cin öldürüldüğü zaman buna sebep olan insanları yakalarlar ve şeytan beziyle kefenlerler. Şeytan bezi mi? Şeytan beziyle kefenlenen insan cinler alemine geçmiş olur. Ve bir daha da asla geri dönemez. Neredeler peki bu Kulyas cinleri? Bizi izliyorlar. Zamanımız azaldı. Bunlar sizi cinler alemine götürecek olan büyüler ve tılsımlardır. Ne yapacağız? Sen de kapat artık şu kamerayı. Ama az önce... Buraya kadar. Kapat. Alo, Yusuf Hocam. Akın neredesiniz? Akep'le buluştuk. Akep mi? Hasbinallah. Ne oldu ki? O Akep değil, Akep burada. Kulyas cinleri Akep'i taklit etmiş. Kaçın oradan, tuzağa düştü. Barış!
Şimdi bu vakanın satanizmle falan alakası olmadığını anladım. Bu gençlerin cinler alemine kaçırıldığını da kabul ediyorum. Ama şu soruma cevap ver. Öldüler mi, yaşıyorlar mı? Dahilet ya Rabbi. Hocam, öldüler mi, yaşıyorlar mı?